Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Güney. Arkadaşlar, bugünkü videomda bu su kremtimizin saksı değişimini ve köklerinde bir sürü yaprak düşmüştü. Onları yerlerine ekeceğiz ve saksısını değiştiriyor olacağım. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Kanalıma abone olur, bildirim zilini açarsanız tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı ve fikirlerinizi yorum kısmında yazarsanız çok sevinirim. Bu kanal sadece bitki, sukulent ve bahçe tasarımları üzerine olacak. Size iyi seyirler. Şuna bakar mısınız? Ve çiçeğe durmuş. Şunları da toplayalım. Bakın çok sıkışmış saksının içinde arkadaşlar. Aşırı bir derecede hem de. Bakın. Çok güzeller. Bu saksımız çok küçük. Bunun saksı değişimini yaparken sizinle paylaşırım onu. Bakar mısınız? Kaç tane yavrusu var? Bu kristata olmuş. Bakın. Form bozukluğu oluşmuş. Çünkü çok sıkışmışlar. Bakın bu da kristata olmuş. Bunların çoğu kristat olmuş arkadaşlar. Evet, şimdi saksımız nefes aldı. Her yaprağın arasından bir bebek geliyor arkadaşlar. Çok bereketli bir türmüş bu. Ve çiçeğine bakar mısınız? Harika. Bakın bütün bunları az önceki şekilde toplamıştım yavrularını ama yağmur yağdı. O yüzden saksı değişimini yapamamıştım. Hala yağmur yağıyor aslında. Şimdi az bir yağmur durdu. Arkadaşlar şimdi bu çiçeğimiz aslında gerçekten çok güzel bir üretimi var. Ve çok bereketli bir tür. Bakın. Kaç tane yavru bir yapraktan oldu bunlar arkadaşlar ve çoğu da bu şekilde kristata oldu arkadaşlar, görebiliyor musunuz? Bunları toprağına yatıracağım ama ilk önce şu sıkışmış olan, çünkü bakın bir sürü yavrusu var dipte ve her bir yaprağın arasında yine yavrular vermiş. Şöyle bir toprak hazırladım sukulentimize. Köküne zarar vermeyeceğim. Çünkü bakın toprağımı kendim hazırlamışım. Taşlarımızı döktük. Hiç zarar vermeyeceğim arkadaşlar köklerine. Bakın çok güzel kökler yapmış bitkimiz. Ve bakın nasıl şuralara tutunmuş. Ben bunları saksı diplerine koyuyorum. Drenajını sağlamak için. Harika bir form almış. Arkadaşlar ben bunu hiç zedelemeyeceğim. Sadece birazcık şuralarını bu şekilde. Sadece köklerinin daha kolay adapte olması için. Şuraya olduğu gibi. Kendi toprağından ilave edeceğim. Sukulentimiz gayet sağlıklı. Ama bakın bir sürü yavrusu olduğu için daha geniş bir saksıya almak zorundaydım. Normalde çiçekliyken saksı değişimi yapmıyorum genelde. Ama bende pek fazla sorun olmadığı için ve kendi toprağında olduğu için bir sıkıntı olmuyor. Bu şekilde saksımızı değiştirdik. Biraz da kendi toprağından ilave edeyim. Bakın kendi toprağımı hazırladığım için hiçbir sıkıntısı yok. Yani ürettiğim torfu değil bu arkadaşlar. Kendi hazırlamış olduğum toprak. Bakın ne kadar çok güzel yavruları var. Şu şekilde. Ve çok güzel bir form aldı arkadaşlar.
Şimdi şu çıkarmış olduğum yaprakları ekim işlemini gerçekleştireceğim. Bu videonun devamında burada ekecek olduğum türler de var. Onları da sizinle paylaşacağım. Ama ilk önce şu türümüzü ekmek istiyorum şuraya. Bunların nasıl geliştiğini sizlerle paylaşıyor olacağım. Sonraki videolarımızda. Bu şekilde ekiyorum. Arkadaşlar ben yaprakları ayırmayacağım. Bakın yağmur yağdığı için toprak birikmiş içine. Şöyle yıkıyorum azıcık. Siz tabi bu şekilde değiştirmek istemezseniz o ayrı, ama ben bütün bu yavruları saksımın dibinden topladım. Ve gerçekten çok sıkışmıştı. Bakın yavrularda form bozukluğu oluşmuş. Görüyor musunuz? Yani bunların toprağa farklı saksıya alınması gerekiyordu. Form bozuklukları sonra kelle almadan düzelmiyor arkadaşlar. Yani bunu yapmak zorundayız bir şekilde. Aslında şunu şuraya koysam daha iyi olacak. Sukulentleri ekerken bazen kararsız kalabiliyoruz. Arkadaşlar bu benim yeni kanalım. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu sadece bitki kanalım olacak, biliyorsunuz. Benim Güney Mumoğlu kanalım, eski kanalım. O tabii ki hala işlev görüyor. Ama onu geri dönüşüm için sadece yapmak istedim arkadaşlar. O kanalda fazla konuşma yapmak istemiyorum çünkü. Geri dönüşümlerde farklı kitlelere ulaşmak istiyorsak genelde sessiz videolar daha çok tercih ediliyor YouTube algoritmasında. Birkaç tane video denedim ve onların izlemesi gerçekten çok güzeldi. O yüzden burada sadece sukulent, bitki, çiçek bakımları, doğadan bazı görseller size sunabileceğim. Ama diğeri geri dönüşüm olarak kalacak. Geri dönüşümü seviyorsanız, bakın sesler yine oluştu, biliyorsunuz geçenki videomda bahsettim size. Yeni komşularımız geliyor. Ve tabii ki tadilat var. Ben şunu şöyle yatırsam, şunu da şöyle yatırırsam şunu araya alabilirim. Bu şekilde. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Çok farklı, çok değişik videolar gelecek arkadaşlar. Ama tabii ki sırayla yapmak zorundayım. Buraya günübirlik video atmaya çalışacağım. Hepinizin desteğine gerçekten çok ihtiyacım var. Destek olursanız çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Birçok arkadaşımız işte neden bir kanal daha diye söylendi. Özelden olsun, DM'den olsun, canlı yayınlarda olsun. Sordular. Arkadaşlar ben mecburdum bu kanalı açmaya. Çünkü biri geri dönüşüm, bir diğeri de bitki kanalı. İkisi aynı anda yürümüyor. İkisinin izleyicisi çok farklı gerçekten. O yüzden böyle bir karar aldım. Yani kesinlikle başka bir nedeni yok. Birçok arkadaşımız diğer kanalımın açıldığından dolayı çok para kazandığımı düşündü. O yüzden bir kanal daha açmaya karar verdim. Kesinlikle öyle bir şey yok. Zaten genelde bütün arkadaşlarımızın kanalı var. Onlar da görebilecekler kanalları açıldığında ne kadar bir para kazandığımızı. Gerçekten kuruş kuruş geliyor deniliyor ve gerçekten de öyleymiş arkadaşlar. Ben bunu bu şekilde yaptım. Bakın ne kadar güzel yavruları var. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olur, bildirim zilini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Fikirlerinizi yorum kısmında yaparsanız çok mutlu olurum. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bir diğer geri dönüşüm kanalım Güney Mumoğlu. O kanalıma da üye olursanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.